Mısır'da Tahrir Meydanı'nda birlikte gösteri yapan Müslüman ve Hristiyan topluluklar ülke tarihinde yeni bir sayfa için umut yaratmıştı. Yeni Mısır'ın çoğunlukçu politik atmosferi gruplara barış ortamının yaratılmasına katkıda bulunmak için söz hakkı da veriyor. Ancak Kahire'nin Mukatta mahallesinde Vahabi İslamcılarla Hristiyanlar arasında çıkan ve 13 Hristiyanın ölümüne yol açan saldırılar ise bu gruplar arası düşmanlığı körüklüyor. Mısır'ın Hristiyanları bir haftayı aşkın süredir devlet televizyonu önünde protesto gösterisi yapıyor. Mukatta'daki çatışmaların ardından protestocular daha da öfkeli. Mübarek sonrası dönemde Mısır'ın tüm muhalifleri artık hesap sormak için sokağa daha rahat çıkıyor. Hristiyanların da protesto edecek çok şey var. Başta da devletin uyguladığını söyledikleri ayrımcılık. Biz herkesi koruyan adil bir kanun istiyoruz. Eğer biri suç işlerse Müslüman da olsa, Hristiyan da olsa yargılanmalı. Biz Hristiyanlar hiçbir camiye zarar vermedik. Dinimiz bize affetmeyi öğretiyor. Yeni Mısır'ın karşı karşıya olduğu risklerden biri Hristiyanlarla Müslümanlar arası çatışmaların şiddetlenmesi. İki toplum arasında gerilim zaten eksik değildi. Yeni yılda bu kiliseye düzenlenen bombalı saldırıda 21 kişi ölmüş, 90 kişi yaralanmıştı. Bazıları bombaların ve saldırıların arkasında inandırıcılığını artık daha çok yitirmiş olan polisin olduğunu iddia ediyor. Tahrir Meydanı'nda Hristiyanlar ve Müslümanların birlikte gösteri yapması, toplumların barış içinde bir arada yaşamalarıyla ilgili umutları artırmıştı. Gösterileri örgütleyenler, eylemlerine mümkün olduğunca çok çeşitli grubun katılmasını istiyorlardı. Fakat devrimci coşku azaldıkça insanlar mübarek öncesi gruplaşmalarına dönüyor. Bu grupların en güçlülerinden biri Müslüman Kardeşler. Müslüman Kardeşlerin Mısır'ın yeni anayasasını hazırlayan komisyondaki temsilcisi siyasete şöyle bir sınır çekiyor. Kadınlar ve Hristiyanlar ülkeyi yönetemez. En üst mevkiye gelememeliler. Yunanistan, İspanya ve İngiltere'de bu böyle. Biz çoğunluğuz. Nüfusun %95'ini oluşturuyoruz. Öldürülen bir Müslüman Kardeşler yöneticisinin kızı Doha'da kanunların şeriate göre düzenlenmesinin vaktinin geldiğini söylüyor. Mısır'da Fransız hukuk sistemi işliyor. Bundan memnun değiliz. Çünkü birisi hırsızlık yaptığında bir ay sonra serbest kalıyor ve tekrar aynı şeyi yapıyor. Şeriatta ise hırsızın eli kesilir ve bence bu daha iyi. Fakat İsrail'le barış anlaşması dahil Mısır'ın var olan anlaşmalarına karşı olmadıklarını söyleyen grubun liderleri yükselişlerinin azınlıklara tehdit arz etmediğinin altını çiziyor. İslam'da Hristiyanlara ve Yahudilere saygı vardır. Onlara eşit hak tanınır. Neden insanları İslam'dan ve Müslüman kardeşlerden korkutuyorlar? Mübarek sonrası Mısır'da ekonomik olarak her biri zor durumdaki farklı topluluklar birlikte yürüttükleri mücadele sonrası giderek artık birbirleriyle de mücadele etmeleri gerektiğini düşünüyor.